Öncelikle hepinize kolaylıklar diliyorum. Değerli basın emekçileri, bugün basın toplantımızın konusu Anayasa Mahkemesi'nin tutuklu milletvekillerinin, milletvekillerimizin başvurusuna dair Gülsel Yıldırım dosyasında açıklamış olduğu karar. Öncelikle bu kararın AYM kararı olduğu konusunda ciddi kuşkularımız var. Bunu zaten ayrıntılarıyla ifade etmeye çalışacağım. Her şeyden önce bu karar ne anlama geliyor? 2014 yılında Balbay, Haberal ve bizim o dönemde Gülsel Yıldırım, İbrahim Ayhan, Selma Irmak, Faysal Sarı Yıldız ve yine Gülsel Yıldırım'la ilgili vermiş olduğu kararla bugünkü karar arasında hiçbir uyarlılık yoktur. Anayasa Mahkemesi kendi verdiği kararı kaldırmış, kendi kaleme aldığı metni inkar ederek yeni bir karara imza atmıştır. İşin daha da garibi, 2014 yılında Gülsel Yıldırım, şu anda halen Mardin milletvekilimiz olan Yıldırım'ın dava dosyasında yargılama konusu yine Türk Ceza Kanunu 314 Taksim 2 idi. Sanık aynıydı, iddia aynıydı, mevzuat aynıydı. Anayasa değişmedi. 2017 yılında aynı suç, daha doğrusu aynı iddia tırnak içinde, aynı kişi ve aynı mahkeme farklı bir karar verdi. Bu ne demek? Anayasa Mahkemesi neye dayanarak karar verdi? Hepimizin bu sorunun yanıtını aramamız lazım. Şunu da söylemek lazım. 2014 yılında Adalet Bakanlığı'nın gerekçesi, savunması dosyaya sunduğu belge karara dönüşmüştü. 2017 yılında yine Adalet Bakanlığı'nın görüşü karara dönüştü. Demek ki kararı veren Anayasa Mahkemesi değil, Adalet Bakanlığı ve siyasetçiler, siyasi irade. Adalet Bakanlığı'nın 2014 yılındaki savunmasından size bir pasaj okumak istiyorum. Çok dikkat çekici. Anayasa Mahkemesi'nin benzer durumda yapılan başvurulara ilişkin olarak verdiği 4 Aralık 2012 tarihli iki kararında seçilme hakkının sadece seçimlerde aday olma hakkını değil, aynı zamanda seçildikten sonra milletvekili olarak parlamentoda bulunma hakkında ihtiva ettiği 5271 sayılı kanunun 109. maddesinin 3 numaralı fıkrasında tutuklama yerine öngörülen adli kontrol hükümlerinin 6352 sayılı kanunla yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği, burada uzun var, başvuruların lehine de uygulanma imkanının ortaya çıktığı ve seçilmiş bir milletvekilinin siyasi faaliyette bulunma ve temsil hakkı ile davanın tutuklu sürdürülmesindeki kamu yararı arasında ölçülü bir denge kurulmadığı. Dikkatinizi bu cümleye çekmek istiyorum. Gerekçesiyle tutuklu kalınan sürenin makul olmadığı sonucuna varıldığı belirtilerek bu konuda takdirin Anayasa Mahkemesi'ne ait olduğu zikredilmiş. Bu Adalet Bakanlığı'nın vermiş olduğu savunma. Peki AYM ne yapmış? Tam da şu sebeple. Demiş ki milletvekili seçildikten sonra tahliye edilmediğinden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin edememiş ve milletvekilliği görevini fiilen yerine getirememiştir. Bu görevin yerine getirilmesine engel olan tutukluk halinin milletvekili olarak siyasi faaliyet ve temsil hakkının engellenmesi nedeniyle seçilme hakkına bir müdahale teşkil ettiği açıktır. AYM'nin 2014 tarihli kararından bir pasaj. Peki bu gerekçeler bugün geçerli mi? Evet. Şu anda cezaevinde, hapishanelerde milletvekilleri bulunuyor mu? Evet. Partimizin eş genel başkanları Demirtaş ve Yüksekdağ yine halk iradesiyle parlamentoya gönderilmedi mi? Evet. Anayasanın ilgili maddeleri değişti mi? Hayır. Peki Anayasa Mahkemesi 2017 yılında neden böyle bir karar verdi? Şimdi ha milletvekiliyken tutuklanmış seçilmeden, ha seçildikten sonra tutuklanmış. Bu konuda bir farklılık yok ki. Hukuk esasla, usulle ve ilkelerle ilgilenir. Hele hele AYM'nin, Anayasa Mahkemesi'nin ilkesel düzeyde yaklaşmak dışında bir yetkisi yoktur aslında. Anayasa Mahkemesi kendi yetkisini kaldırmıştır. Kendi yetkisinin dışına çıkarak siyasetçilerin, siyasi iradenin sözcüsü konumunda bir karar vermiştir. Şimdi
Bununla ilgili kararı ayrıca değerlendireceğim. Fakat Anayasa Mahkemesi'nin görevlerine dair de birkaç hatırlatma yapmak istiyorum. Gerçekten Anayasa Mahkemesi, anayasa yargısı yapan en üst düzeydeki mahkemedir. Anayasaya uygunluk denetimi yapar. Demokrasinin garantörüdür aslında Anayasa Mahkemesi. Yürütme organlarının, iktidarlarının anayasa dışına çıkmasını engelleyecek tek güçtür. Aynı zamanda Yüce Divan yargılamalarını yapabilecek tek yargı erkidir. Anayasa Mahkemesi'nin demokrasinin güvencisi olma özelliği de tam da buradan gelir. Çünkü kendisinin anayasa dışında, ulusal üstü belgeler dışında, evrensel değerler ve içtihatlar dışında bağlı olduğu hiçbir metin yoktur. Fakat AYM bunun aksine bir karar vermiştir. Şimdi anayasa mahkemelerinin incelemeleri yargı kararına temel oluşturan maddi olguların veya olaya uygulanacak kuralın belirlenmesini ya da kararı veren hakim veya hakimlerin takdir yetkisinin değerlendirmesini asla içermez. İnceleme sadece şu yönüyle yapılır. Başvurucunun anayasal temel hak ihlali olduğu iddiasının doğru olup olmadığı yönündedir. Anayasa Mahkemesi somut olay bağlamında başvurucunun anayasada işaret edilen haklarından birinin ihlal edilip edilmediği yönünden bir denetim yapmakla yükümlüdür. İhlalin tespit edilmesi halinde bunun kaldırılmasını isteme hakkına da sahiptir. Burada Anayasa Mahkemesi'nin önüne gelen başvurularda inceleme konusunun çok sınırlı olduğunu bu ilkelerden açıkça çıkarabiliriz. Anayasa Mahkemesi davanın esasına, iddialara, siyasetçilerin söylemlerine gayri ciddi bir yaklaşımla dosyada yer veremez. Ama önümüzdeki kararda tam da bunu yapmıştır. Kanun yollarında gözetilmesi gereken, yani bir ağır ceza mahkemesinde, bir asliye ceza mahkemesinde, Yargıtay'da, Danıştay'da gözetilmesi gereken hususları Anayasa Mahkemesi gözetemez. Bunlar hakkında değerlendirme yapamaz. Çünkü kendi rolü ve bağlı bulunduğu hukuki mevzuat buna aykırılık teşkil eder. Esasa girmeden aslında bazı başvuruların reddedilebileceğini de biliyoruz. Çünkü temel hakkın ihlal edilip edilmediğiyle ilgilidir. Şimdi diğer yandan kanunların doğru uygulanıp uygulanmadığını peki kim denetleyecek? Bunu Yargıtay denetleyecek. Yerel mahkemelerin verdikleri kararların usulüne ve kanunun amacına uygun uygulanıp uygulanmadığını denetleyecek olan merci Yargıtay ve temiz mahkemeleridir. Ama bu konuda Yargıtay'ın görevini de gasp etmiştir Anayasa Mahkemesi. Hem yerel mahkemelerin görevini gasp etmiştir hem de Yargıtay'ın yapması gereken, yapma hakkı ve yetkisi olan bir hususta Anayasa Mahkemesi karar vermiştir. Şimdi burada açıkçası Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararın bir asliye ceza mahkemesi kararından bir farkı yoktur. Buradan şu anlaşılmasın sakın, asliye ceza mahkemesini yeren, küçümseyen bir beyanla bunu söylemiyorum. Asliye ceza mahkemesi ya da ağır ceza mahkemesi suça konu fiillerin, iddia edilen fiillerin sübuta erip ermediğini, delillerin yeterli olup olmadığını, bu konudaki takdirini açıklayan kararlar verirler. Ama Anayasa Mahkemesi bu değerlendirmelere giremez. Her şeyden önce dava dosyamızda tam bir skandal vardır. Gülsel Yıldırım davasında Adalet Bakanlığı savunma vermemiştir. Gülsel Yıldırım dosyasında kendi avukatları Adalet Bakanlığı'na cevap vermemiştir. Demirtaş dosyası üzerinden yazışmalar yapılmış, Adalet Bakanlığı savunma vermiş dava dosyasına ama Gülsel Yıldırım dosyasında karar açıklanmıştır. Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda yapacağı hiçbir izah, daha doğrusu hukuki izah olamaz. Her şeyden önce Gülsel Yıldırım başvurusu daha sonra yapılan bir başvurudur ve usulen yapılması gereken yazışmalar yapılmadan bu karar alelacele bir vahiy ile ya da üstten gelen bir talimatla hızlıca verilmiştir. Biz 17 Kasım
2016 tarihinde başvuruları yapmıştık. Halkların Demokratik Partisi adına başvurular yapılmıştı. 16 Kasım 2017 tarihinde Anayasa Mahkemesi kararını açıkladı. Bu kadar niye bekledi? Bir yıl boyunca hem de Anayasa Mahkemesi Başkanı bizim mahkememizde kayıt sırasına göre dava dosyaları ele alınır derken kayıt sırasında dikkate almayan, eksik yapılmayan yazışmalarla Yıldırım dosyasında karar verilmiştir. Ne yapmak istemiştir? Demirtaş dosyası üzerinden hem dikkatleri çekmek istememiş hem de kamuoyunun, dünya kamuoyunun ve milyonlarca insanın beklentisini boşa çıkarmaya çalışmıştır. Ama tabii ki nafile. Bunu başaramayacak. Anayasa Mahkemesi'nin hiç savunma almadan bu kararı vermiş olması aynı zamanda kendisinin özgür iradesiyle karar vermediğini, telkinlerle ve başka bir arka planla karar verdiğinde ortaya koymuştur. Şimdi neler var kararda? Öncelikle kararı satır satır okuduğumu ve bu konuda çok ayrıntılı zaman yok ama değerlendirebileceğimi ifade etmek isterim. Bir kere 6 ve 34 nolu paragraflar arasının tümü kolluk yazımıdır değerli basın mensupları. Kolluğun dava dosyalarına sunduğu belgelerdir. Onun dışında bir hukuki yoruma, bir hukuki tespite, bir hak ihlali meselesine dair tek cümle söz konusu değildir. Diğer bölümlerin tümü de Adalet Bakanlığı'nın konu hakkında Demirtaş dosyasına sunmuş olduğu beyanlardır. Anayasa Mahkemesi zaten kendisini hiç yorma gereği, düşünme gereği, hukuki bir değerlendirme yapma gereği duymadan bu kararını vermiştir. Ve karar hukuk açısından tam bir ibretlik kararıdır. Bir ucubedir. Bu bir karar değildir. Bu bir siyasi metindir. Niye siyasi bir metindir? Değerli basın mensupları, şu kararda şunu söyleyeyim. Bir Anayasa Mahkemesi terörle mücadele ve PKK diye başlık atıyor. Bu Anayasa Mahkemesi'nin işi değildir. Bir Anayasa Mahkemesi son dönemde yaşanan terör saldırıları diye başlık atıyor kararda. Bir Anayasa Mahkemesi Hendek olayları diye bir bölüm açıyor. Bu onun işi değil. Diğer terör saldırıları diye başlıklar açıyor. Bu onun hiç işi değil. Söz konusu olan bir milletvekilidir ve tutukluluğunun anayasaya aykırı olduğu iddiasıdır. Anayasa Mahkemesi üstüne vazife olmayan meselelere niye girme gereği duymuştur? Mesela bir bölümde fezlekelerden sıkça alıntı yapılmıştır. Hem de bu fezlekelerin yazanı, kalem tutanı FETÖ'den cezaevindeyken en tipiği Ahmet Karaca'dır. Ahmet Karaca'nın fezlekesi kendisine Anayasa Mahkemesi'nin dosyasında, kararında yer bulmuştur. Diğer bir bölüm, daha da korkunç bir bölüm, bizim Mardin milletvekilimize ait olduğu iddia edilen mesajlar bu kararda yer almıştır. Hukuka aykırı, hukukla bağdaşmayan bu iddianın burada yer alması aslında istifayı gerektirir. Anayasa Mahkemesi üyelerinin cübbelerini çıkarmalarını tavsiye ediyoruz. Her şeyden önce milletvekilleri dinlenemez, izlenemez, mesajları okunamaz. Durum bu kadar açıkken ceza usul yargılamasına göre, anayasaya göre, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne göre mesajların Gülsel Yıldırım'a ait olduğu iddiasıyla buraya alınması onların artık hukukçu vasfını yitirdiği anlamına geliyor. Hukuk fakültelerinde ilk öğretilen şey zehirli ağacın meyvesi yenir mi yenmez mi? Doktrinal bir tartışmadır. Burada hukuka aykırı bir tespit varsa, varsayım olarak söylüyorum, bunu alamaz ki Anayasa Mahkemesi. Hukuka aykırı elde edilmiş bir delili Anayasa Mahkemesi alırsa biz diğer yerel mahkemelere ne anlatacağız? O zaman işkenceyle, zorla imzalatılan ifadelerin de
Anayasa Mahkemesi tarafından kabulü gerekir ki bu da hukuk devleti ilkesiyle asla bağdaşmaz. Bizim eş genel başkanımız Demirtaş'ın konuşmaları bile alınmış bu yeşille işaretlediğim yerlerde. Mahkemelere gidilmeyeceği, dokunulmazlıkların kaldırılabileceği şeklinde hani ifadeler konusunda bunu bile kararlarına nasıl olmuşsa almışlardır. Gülsel Yıldırım'ın yakalandığını söylemişlerdir. Bu kadar olur mu dedirtiyorlar. Gülsel Yıldırım evinden polis tarafından götürülüp alınmış, gözaltına alınmıştır. Yakalama kavramı kaçanlar için kullanılır. Hiçbir milletvekili kaçmamıştır. Biz hepimiz burada kendi görevimizi yapmaya çalışırken Anayasa Mahkemesi'nin bu dili kullanmasını izah etmek mümkün değildir. Yine kararın bir bölümünde sözde özellik diye Anayasa Mahkemesi bir cümle kurmuş. Özellikliğin sözdesi olmaz. Türkiye Avrupa Yerel Yönetimler özellik şartının tarafıdır, imzalayıcısıdır. Halkların Demokratik Partisi olarak biz programımızda yerinden yönetimi, yerel demokrasiyi, özellikliği savunan ve bunu anayasal ilke olarak öneren bir partiyiz. Özellik tartışmasını Anayasa Mahkemesi'nin sözde diye nitelendirmesinin de ne kadar subjektif olduğunu söylemeye gerek bile duymuyorum. İşte kararın hepsi önümde. Kendince gerekçe oluşturmaya çalışmış ama siyasi tartışmalardan çıkamamış ve siyasi bir metin kaleme almıştır. Değerli basın emekçileri, burada o kadar ciddiyetsiz bir yaklaşım var ki 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili, iddiasıyla ilgili bizzat Erdoğan'ın AKP iktidarının ne kadar siyasi bir manipülasyon yaptığını biliyoruz. Bunun üzerinden Demirtaş'ı yemeye çalışıyorlar. Ama yedirmeyiz. 6-8 Ekim olaylarının akıbetini, öncesini, sonrasını bilmeyen bir AYM kararında bunu değerlendiriyor. Nasıl değerlendiriyor? Yok efendim HDP MYK'nın çağrısıyla başlamış. Azıcık bir Google taraması yapsalardı, çok öncesinden bu tepkilerin, halkın demokratik etkinliklerinin hem Avrupa'da hem Türkiye'de olduğunu görürlerdi. Suruç'ta aylarca sınırda DAEŞ çetesine karşı halkın nöbet tuttuğunu görürlerdi. HDP'nin orada Suruç'ta koridor açılması, insani yardım koridoru açılması için çağrılarını görürlerdi. Böyle ayrıntılı bir araştırma demiyorum ha. Google taramasıyla bunu ortaya çıkarabilirlerdi. Buna bile gerek duymamışlar. Önlerine konulan belgeleri copy paste yoluyla yapıştırmışlardır. Kopyalayıp yapıştırmışlardır. Ya gülemiyoruz ama gülmek gerekiyor. Murat Karayılan'ın tweet'i olduğunu iddia ediyorlar. Sahte, fake bir hesaptan atılan tweet Anayasa Mahkemesi kararında yer bulmuş. Bu Türkiye'de en üst yargı organı. Bu kadar ciddiyetsizlik olur mu? Murat Karayılan'ın tweet'i olduğunu iddia ediyorsunuz da bunu savcılar da iddia ediyor. İspatlayın. Araştırmalarla bunun sahte bir hesap olduğu, birilerinin provokasyon amacıyla bunun yapabileceği ve hele hele trollerle yönlendirilen bir ülke haline dönüştü Türkiye. Nasıl algı yaratıldığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu bile utanç verici bir şekilde Anayasa Mahkemesi kararında yerini bulmuştur. Burada Anayasa Mahkemesi evrensel hukuk ilkelerine, anayasaya, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları ve bizzat kendi içtihatlarını esas almadan aslında istiklal mahkemeleri gibi karar vermiştir. Sıkı yönetim mahkemeleri gibi, DGM'ler gibi. Onun referansı DGM sıkı yönetim istiklal mahkemeleri olmamalı. Referansı kendi içtihatları, daha 4 yıl önce verdikleri kendi içtihatları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin sayısız içtihadı olmalıydı. Peki kuvvetler ayrılığı nerede kaldı? Hani her fırsatta diyorlar ya, kuvvetler ayrıdır, yargı bağımsızdır ve tarafsızdır. Bu metinle
yargı ve tarafsız, bağımsızdır diyebilen tek bir AKP'li vekil varsa her ortamda, her zeminde istedikleri saatte tartışabilirim bunu. Biz parti olarak bunu tartışmak istiyoruz. Bu Anayasa Mahkemesi kararı nasıl tarafsız olduğunu ortaya koyuyor. Gelsinler anlatsınlar. Türkiye'de 80 milyon yurttaş da bunu dinlesin. Nasıl bağımlı olduğunu biz anlatalım. Biz örneklerle, kararla anlatacağız. Ezbere anlatmayacağız. Onlar da nasıl tarafsız olduğunu anlatsınlar bize. Ama emir almamaya dayanır kuvvetler ayrılığı. Burada açıkça emir ve talimatla verilen bir karar var. Tek kuvvet var artık Türkiye'de. Birleşmiştir. Beştepe ve komisyonları. Anayasa Mahkemesi hukuk komisyonlarından birine dönüşmüştür. Maalesef bir hukukçu olarak bunu üzülerek ifade etmeliyim. Bir komisyon olarak bu kararı vermesi Türkiye'de yargı bağımsızlığına da aslında nokta koyma hedeflidir. Eğildikleri gün Anayasa Mahkemesi üyelerinin ve başkanının itibarlarını onarmak için aslında bir fırsat doğmuştu bu kararla. Fakat maalesef buna cesaret edemediler. O baş eğik kaldı. O eğilen başın kaldırılması için çok iyi bir fırsattı tutuklu milletvekilleriyle ilgili karar verilmesi meselesinde. Ama belki de boş bir umuttu. Defalarca Anayasa Mahkemesi'nin önünde çağrılar yaptık. Tek bir çağrımız vardı. Hukuka uyun. Bizim söylediklerimize değil, bizim istediklerimize değil, kendi bağlı olduğunuz hukuk kurallarına lütfen uyun. Türkiye'yi felakete, hukuksuzluğa, kaosa götürmeyin. Ama maalesef aksini yaptılar. AYM fezlekede yer almayan gerçek dışı konuları adeta bir partili cumhurbaşkanı gibi kararına gerekçe yapmış. Bunlara da rastlıyoruz. Gerçekten burada biliyoruz ki bizim milletvekillerimizin HDP'nin özgürlükleri savunması ve temsil ettikleri halkın düşünceleri ifade etmeleri dışında, çözüm ve demokrasi dışında bir söylemleri yoktur. Biz şunu çok iyi biliyoruz. Kısa bir süre içinde bu hukuksuzluk iflası getirebilir diye bakıyorsunuz. Ama bizim direnişimiz, dirayetimiz, sabrımız ve mücadelemiz arkadaşlarımızın hepsini cezaevinden çıkaracak. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de bu vesileyle çağrı yapıyoruz. Bu hukuksuzluğu uzamasına daha fazla göz yummayın. Anayasa Mahkemesi'ne verilen savunma süresinden alelacele 10 gün 15 gün önce çekilerek bu kararı verdiğini sizler de biliyorsunuz. İşte koruma altına alınan Anayasa Mahkemesi tarafından maalesef anayasa ve özgürlükler değil, OHAL rejiminin kendisi olmuştur. Ve bu da OHAL rejiminin devam etmesi konusunda siyasi iradeyi de ortaya koymuştur. Netice olarak şunu söylemek istiyorum. Bu kararla aynı zamanda Anayasa Mahkemesi yetkisiz bir şekilde yerel mahkemelere ve Yargıtay'a aslında talimat vermek istemiştir. Yaptığınız yargılamalarda kararı ben verdim, siz gereğini yapın demiştir. Ama burada hukukun üstünlüğünün, demokrasinin meftah haline gelmesine seyirci kalmayacağız. Biz geç olmadan bu hukuksuzluğun sona ereceğine inanıyoruz ve Kandıra'dan, Edirne'den, Sincan'dan milletvekili arkadaşlarımızı Demirtaş'ı, Yüksekdağ'ı milyonların almak için beklediğini biliyoruz. O gün bayram olacak ve o bayramı hep birlikte göreceğiz. Buna inancımız tamdır. Umudumuz yüksektir. Demirtaş şu anda cezaevinde dört duvar arasında olduğu halde dışarıdaki siyasetçilerin çoğundan daha fazla çalışmakta, disiplinli bir yaşam sürmekte ve hayatın her alanına dair çalışmalarını devam ettirmektedir. İşte bu da birilerine dert olsun.
Demirtaş'ı tutsak edemediler. Milletvekillerini tutsak edemediler diyorum. Teşekkür ediyorum. Varsa bir sorunuz yanıtlayabilirim. Anayasa Mahkemesi'nin tarafsızlığı gündeme getirdi. Bir de Yüksek Seçim Kurulu ile ilgili bir teklif, kanun teklifi sunuldu. Orada da sandık kurulu başkanlarının ilçe seçim kurulu başkanı tarafından atanması söz konusu. Yani işte orada siyasi partiler devre dışı bırakılıyor, kura yöntemi devre dışı bırakılıyor. Doğrudan ilçe seçim kurulu başkanı ve memur olması. Tabii sendikalar burada devreye girebilir mi? Bir de müşahitlerin sayısının azaltılması söz konusu. Evet. Bunlar seçimlerin güvenliği açısından nasıl değerlendiriyor? Yani AKP iktidarı durmuyor. 2019'da seçim yapacağım söylemiyle bu arada her an her şeye hazırlıklı olmak için dört bir yandan da çabasını devam ettiriyor. Bu teklif de tam da bunun ürünü aslında. Yani seçimlerde daha fazla hileyi, daha fazla irade gaspını, daha fazla hukuksuzluğu nasıl yaşama geçirebiliriz? Sandık kurulu başkanlarını nasıl kendimizden, yandaşlardan seçebiliriz? Müşahitleri nasıl engelleriz? Çabasının, operasyonunun bir parçası. Bu teklifte biz de baktık. Her şeyden önce seçim müdürlükleri adıyla yeni bir birim kuruluyor. Bu ayrı bir birim. Artık ne yapacak onu göreceğiz. Başka bir operasyonun sinyali. 700 personel alınacakmış. Bu da yeni bir durum. Kadrolu personel. Ama KPSS ile birlikte bir de mülakat yapılacakmış. Mülakatın ne amaçla yapıldığını bütün Türkiye biliyor. Birçok meslek dalında biliyor. Mülakatla her türlü kayırmacılığa yol açabilecek bir kadrolaşmanın devam ettirileceği de aşikar bu konuda. Diğeri de özellikle il seçim müdürlüğüne bağlı ilçe seçim müdürlükleri şöyle son derece muğlak ve açık uçlu bir teklifle karşı karşıyayız. Açık tanımı olmadığı için muhalefetin yüksek oy aldığı yerlerde açıkçası özel müdahale yapılabilir. Yani bu il seçim, ilçe seçim müdürlükleri vasıtasıyla. Yine biliyorsunuz seçim kurulu başkanları normalde kurayla seçilirdi. Çok özetle söylüyorum. Torbadan kurayla alınırdı. Fakat şimdi burada muhalefet partilerinin seçim kurulu başkanı listesi vermelerinin önüne geçiliyor. Bu nedenle aslında şunu söyleyebiliriz. Oy kullanma sürecinde biliyorsunuz sandık kurulu başkanlarının önemli yetkileri var. Burada sandık kurulu başkanlarına da kayyum atanıyor. Artık kendileri tarafından kayyum atanıyor. Müşahitlik meselesi de çok hassas bir mesele. Çok önemli, seçim sonuçlarını değiştirebilecek kadar büyük bir önem arz ediyor. Burada müşahitler son ana kadar siyasi partiler tarafından, kendi üyeleri ve seçmenleri tarafından bildirilebiliyor. Fakat bu yetki YSK'ya, seçim kurullarına verilerek aslında müşahitlerin görev yapması da engelleniyor. Yani özetle bir seçime hazırlık aynı zamanda bu çalışmalar ve seçimde kendi atadıkları kayyumlarla, sandık kurulu başkanlarıyla muhalefetin güçlü oy aldığı bölgelerde seçim kurulları, yani o başkanlıkları kurarak bir operasyon var. Bu çok şaibelidir. Buna karşı en etkili muhalefeti yapacağız. Başka var mı değerli basın mensupları? Teşekkür ediyorum. Sağ olun.